Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanından TÜSİAD'a mesajlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni TÜSİAD yönetimiyle kısa süre önce gerçekleşen sohbetinin perde arkası oldukça ilginç. İzlenimler ise ilerisi için önemli. TÜSİAD açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıcak kabulü, anlatılanları dikkatle dinlemesi, tek tek not alması, görüşmenin şekil şartları bakımından dikkate değer yanları. İçerik açısından bakıldığında ise TÜSİAD çok sayıda başlığın içinde iki hususu özellikle vurgulamış görünüyor. Bir, OHAL, 2. Yatırım ortamı. TÜSİAD'ın muhatap olduğumuz yabancılar OHAL'in ne zaman kaldırılacağını soruyor beyanı üzerine, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fransa'daki OHAL uygulamasını hatırlattığı ve iş aleminden de bu örneği vermelerini istediği anlaşılıyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu çoklu terör tehdidi, bilhassa FETÖ ile mücadele önceliği nedeniyle OHAL'in uzatılabileceği düşünülüyor. Yatırım iklimi, siyasal ve ekonomik riskler bahsine gelince, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada risk algısına kesin bir dille karşı çıkıyor. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacaklarını, Koreli Türk firmalardan oluşan konsorsiyumun 10 milyar lira yatırım yapacağını, istikrarın olmadığı ülkeye uluslararası yatırımın gelmeyeceğini belirtiyor. Hatta İstanbul'a inşası planlanan 3 katlı tünel projesiyle Kanal İstanbul için yatırımcıların hazır olduğu bilgisini paylaşıyor. 16 Nisan'daki referandumdan sonra Türkiye'deki görünüm daha da iyileşecek. Büyüme hedefi tutturulacak, yatırımlarda ve istihdamda hissedilir artışlar yaşanacak mesajı veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı istihdam seferberliği sürecinde TÜSİAD'dan da özel katkı beklediğini kayda geçiyor. Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım çağrısını yineliyor. TÜSİAD üyesi iş insanlarının vasıflı eleman çalıştırdığını bildiğini ifade ediyor. Vasıfsız elemanlara vasıf kazandırılması ve işe başlatılmasıyla doğa alacaklarını anlatıyor. Meselenin hem maddi hem de manevi yönüne işaret ediyor. Türkiye'de ödenen vergiler içinde TÜSİAD'ın hakkını teslim ediyor. Malum Cumhurbaşkanımızı farklı dönemlerde farklı TÜSİAD başkanlarıyla iletişimi pek olumlu seyretmedi. Peki bu kez ne olacak? Bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD'a dönük şu cümlelerini aktarmakta fayda var. TÜSİAD'ın zayıflamasını istemeyiz. İlanla hükümet değiştirme dönemleri artık tarihte kaldı. Geçmişte TÜSİAD'la ilişkilerimizdeki sorunlar kamuoyu önünde ve medya aracılığıyla mesaj vermelerinden kaynaklandı. Benimle bu şekilde doğrudan konuşun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fırat Kalkanı Harekatı'nın kapsamı, Elbap Operasyonu sonrası Membiç, Rakka'nın Deaş'tan temizlenmesi için koalisyonla işbirliği şartlarına ilişkin sözleri de önemli. Ama arada dikkatlerden kaçmaması gereken bir diğer tespiti ise, Mini Güvenlik Kurulu bildirisine de yansıyan Şengal, yani terör örgütü PKK'nın ikinci kandile dönüştürdüğü Irak'taki bölgede, bin teröristin yuvalandığı ve Türkiye'nin bu açık tehdidi bertaraf etmeye dair kararlılığı. Ve son husus, faiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la TÜSİAD yönetimi arasındaki diyaloğun bu kesiti ve anlık cevap biçimi ilginç olduğu kadar sempatikti. Şöyle ki, Sayın Cumhurbaşkanı yüksek faizin enflasyonu artırdığını vurguluyor. TÜSİAD Başkanı ise acaba faizle enflasyon arasında aksine bir bağlantı olabilir mi diye sorunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek kelimeyle, Olamaz cevabını veriyor. Haziran 2013 gezi olayları öncesinde faizin %4.6'ya kadar gerilediğini anımsatıp faiz düşerse enflasyon da düşer diyerek noktayı koyuyor. Okan Müderrisoğlu sabah